Selamlar herkese. Ben İlter Alp'tan Harmony. Bugün ormanda Malzahar oynuyor olacağım. Alışılmamış bir tercih farkındayım fakat değişiklikten sonra bol bol oynanmaya başlandı Malzahar Orman. Profesyonel oyuncular arasında oynayanlar var. Yüksek eloda oynayanlar var. Ben oldukça beğendim. 4 oyun attım şu ana kadar Malzahar Orman ile. Hepsi gayet iyi oyunlardı. Artı ve eksilerini iyi kavradığımı düşünüyorum. Bunları size aktarıyor olacağım. Rün ve kabiliyetlerden bahsediyor olacağım. Yeni bir şeyler yapmak istiyorduysanız ya da arkadaşlarınıza böyle bakın ne öğrendim falan şeklinde yeni bir şey göstermek istiyorsanız gerçekten güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Herkesin oynayabileceği bir şampiyon çünkü Malzahar. Yani ormanda oynandığı şekilde gerçekten herkes oyun tarzını buna yakın bir şekilde oynayabileceğini düşünüyorum. Öncelikle eşya tercihi olarak bu şekilde başlıyorum. Doldurulabilir iksir almanıza hiçbir sakınca yok. Hani normalde ormanı rahat dönemeyen şampiyonlarda 3 can iksir tercih ediliyor doldurulabilir iksir yerine. Fakat Mazar Ormanı gerçekten rahat bir şekilde dönebiliyor. Bir level'da düşünmüyorum açıkçası. Dakika 3-4 arasında tek başınıza ejder alabiliyorsunuz Mazar ile. Hiçlik haşerleri sayesinde bunu yapabilirsiniz. Şöyle açıklayayım durumu. Şimdi Mazar ormanın oynanabilmesini sağlayan durum hiçlik sürüsü yeteneği. Hiçlik sürüsü yeteneği sayesinde önce bir tane hiçlik haşeresini ortaya çıkartıyor. Hiçlik haşeresi bir canavara düz atak yaptığında yeni bir tane daha hiçlik haşeresi ortaya çıkartıyor. 5 tane hiçlik haşeresi çıkartabiliyorsunuz oyun başında. Hani koridorda bu kadar fazla hiçlik haşeresi çıkartmanız oldukça zor. Çünkü ya minyon öldürülmesine asist yapması gerekiyor ya şampiyona düz atak yapması gerekiyor. O olay oldukça zor fakat ormanda hedef sabit kaldığı için rahat bir şekilde hiçlik haşereleri çıkmaya devam edebiliyor. Ve bunun yanında da tanklıyorlar ve siz bu sayede hasar yemiyorsunuz. Zaten pasifiniz de bu arada ormanda işe yarıyor. Hasar engelliyor aynı şekilde. Çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi anlamda çok fazla iş yapıyor. Objektif kontrolü konusunda çok güçlü. Yani orman dönme konusunda evet hızlı bir şekilde orman dönüyor. Çok fazla canı gitmiyor bunu yaparken. Sadece hiç kaşaresinin bekleme süresini beklerken biraz canınız gidiyor. Bunun için de ben oyuna %15 bekleme süresinde azalma ile giriyorum. Size de tavsiye ederim. Ürünlerimi birazdan göstereceğim. Artı ve eksiler konusunda şöyle Mete Warwick benzetmesi yaptı Malzahar'a. Benziyor da açıkçası. 6. seviyeden önce baskınları çok güçlü olmadığı için birazcık... Ops. Bu arada sıfırlandım nasıl olduysa. Ona dikkat etmedim. 6. seviyeden önce çok etkili değil fakat sonrasında gerçekten güçleniyor. 6. seviyeden sonra baskınlarının da ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum sıçrası varken özellikle. Objektif kontrolü direkt seviye 3'ten itibaren inanılmaz güçlü. Tek başına ejder kesebiliyor. Hasarı kesinlikle Warwick'ten daha üstün zaten. Hani Warwick karşılaştırması yaptığınızda daha fazla kitle kontrole sahip Q'su sayesinde daha fazla hasara sahip, daha işlevsel. Çıktığı eşyalar çok daha fazla işine yarıyor Warwick'tense. Burada mavinin sıfırlanmasına neden olduğum için kötü bile dolaştım yani. Biraz uzun sürdü farkındayım ama mavinin sıfırlanmasına izin vermediğinizde çok çok daha hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. Ben W'ye ikinci kez veriyorum 3. seviyeye ulaştığımda. Böylece Edge'leri rahat bir şekilde tek başıma kesebiliyorum. Ormanda da hızlı dönmek açısından da daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Görebileceğiniz üzere ben hasar yemiyorum bile. Hani hiç kaşelerim tanklıyor zaten. Sadece zamanları bittiğinde, süreleri bittiğinde kısa bir süreliğine iki düz vuruş yiyorum ejderden ama bu kadar. Hani bu da çok sıkıntı olan bir durum değil. Burada Shaco yardıma gelmese bile tek başıma kesebildiğimi görecektiniz. Ama Shaco'nun yardımıyla daha kolay olacak tabii ki. Erken attık yanlışlıkla. Oyun içinde çok fazla sohbet etmeyi sevmiyorum dikkat dağıttığı için. Sadece iyi oyunlar deyip geçiyorum. Oyun sonunda konuşmayı tercih ederim açıkçası. Eğer bana denk gelirseniz, aklınıza bulunsun oyun sonunda konuşabilir miyiz derseniz mutlaka beklerim oyun sonunda muhabbet ederiz. Eğer çok acil bir işim yoksa.
Kullandığım ürünleri ve kabiliyetleri şu şekilde göstereyim. Profesyonel oyuncuların kullandığı ürün ve kabiliyetleri inceledim. Bunlardan örnek alarak ben de bir şeyler ortaya koydum. Bu ürün ve kabiliyetlerin kullanılma nedenlerini de size şu şekilde açıklayabilirim. Öncelikle kabiliyetlerde hırs ya da maharete 18 vermenin bir anlamı yok. Çünkü özellikle 6. seviyeden önce çok bariz bir fırsat çıkmadığı sürece, rakip çok bariz bir hata yapmadığı sürece şampiyonlarla savaşmıyorsunuz. Bu yüzden agresif şampiyonlara yönelik kabiliyet almaya gerek yok. Kabiliyet kısmında bu oyun ortasına çok daha iyi bir şekilde girebilmenizi sağlıyor. Rün konusuna gelecek olursak da kırmızılarda Hybrid Penetration ürünlerinin tercih edilme nedeni, yani büyü nüfuzu ve zırh delmenin birlikte tercih edilmesinin nedeni şu. Bu şekilde rün seçimi yaptığınızda hiççi haşelerinizin hasarı da artıyor. Kendi büyülerinizin verdiği hasar da artıyor. Bu arada W'nuzla ilgili dikkat etmeniz bir nokta. Gereken bir nokta. Eğer duvara dayalı bir şekilde kullanmaya çalışırsanız W yeteneğinizi, duvarın arkasına çıkabiliyor. Gelene kadar zaman kaybediyorsunuz. Hiç kaşeleriniz olması gerekenden daha az süre hayatta kalabiliyorlar. Özellikle mavi başlarken sakın Gromp'un üzerine tıklayarak W atmayın. Şöyle yana doğru atın ki bu az önce benim başıma gelen olay başınıza gelmesin. Sarılarda doğrudan zırh ya da can tercih edilmemesinin nedeni, seviye başına tercih edilmesinin nedeni de şu. Zaten ormanda yaratıklarınıza tanklattığınız için orman yaratıklarına canınız gitmiyor. Bu sayede doğrudan can zırh veren rünler kullanmadan da oldukça başarılı olabiliyorsunuz. Kendinize oyuna uyum sağlayacak, adapte olacak şekilde ortaya koyabiliyorsunuz. Mavilerde seviye başına bekleme süresinde azalma ya da doğrudan bekleme süresinde azalma tercih etmiş çoğu oyuncu, ki bence bu şekilde en ideali. Cevherlerde eğer bekleme süresinde azalma ürününüz yoksa yetenek gücü ürünleri tercih edebilirsiniz. Ya da duruma göre farklı bir ürün tercihiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Ben özellikle bekleme süresinde azalma tercih ettim çünkü ejder keserken de gördüğünüz üzere hiçlik haşeleriniz 5 tane de olsa belli bir süre sonra yok olduğu için bir süre ortada kalabiliyorsunuz. Bu sürenin olabildiğince az olması adına bekleme süresinde azalma gerçekten işinize yarıyor. Ayrıca çıktığınız eşyalarda bekleme süresinde azalma vermediği için ilk aşamada, yani asıl iki eşyamız ormanda oynarken Efsun'un feryadıyla birlikte Akıncı Palası, gerçi ormanca eşyası çok fark etmiyor açıkçası. Yani Akıncı Palası da alabilirsiniz, iz sürücü bıçağı da alabilirsiniz, sinsi kılıç da alabilirsiniz. O sizin oyun tarzınıza bağlı bir durum. Ben bazen sinsi kılıç alıyorum, bazen bu şekilde Akıncı Palası tercih ediyorum. Asıl çıkacağımız eşyalar bu şekilde olduğu için, ilk orman eşyası sonra Rally şeklinde olduğu için, sonrasında sıkıntı yaşamamak adına, hani bekleme süresinden dolayı sıkıntı yaşamamak adına bu şekilde tercih yaparsanız gerçekten işinize yaradığını göreceksiniz. 6. seviyeye ulaşmanız da çok uzun sürmüyor. Orman dönmeyi ihmal etmezsiniz. Çok fazla baskın atmaya çalışmayın 6. seviye öncesinde. Yani bariz bir fırsat olursa değerlendirin tabii ki. Fakat bariz bir fırsat olmadığı sürece zaman kaybetmeyin derim. Çünkü 6. seviyeden önce gerçekten çok güçlü değil. Ormanda hiç kaşelerinizi kullanırken orman yaratıklarının sıfırlanması konusunda dikkat etmeniz gerekebilir. Çoğu zaman sıkıntı olmayacaktır fakat yani dikkat etmenizde fayda var. Hop, 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 hop. Hayır. Neden geri döndü? Buraya tıkladığımı gördünüz değil mi? Neden şuraya doğru yürüdü? Sanırım şuraya tıklarken şöyleydi ya ekran. Şuraya tıklarken şuraya da tıkladım mini haritaya. O yüzden o tarafa doğru yönelmiş olabilir. Yani boşuna sıçratmış atmış oldum. Ha, hata yaptık ama çok dert değil. Sion'un pasifini unuttum. Yani gerçekten unutmuşum. O kadar uzun zamandır karşıma Sion gelmiyor ki. Bekleyeceğim açıkçası kuvvet kitabını. Zaten ejderin çıkmasında daha 1 dakika var. Görüş totemini önceden almışım. Görüş totemini ejdere kullanıyor olacağım. Yine tek başıma ejder kesiyor olacağım. Rakiplerin gelmediğine emin olmam gerekiyor. Ejdere çok takıntılı bir şekilde oynamayın. Hani tek başınıza kesebiliyor olmanız her zaman tek başınıza kesmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Rakipler eğer size baskın atarlarsa siz ejderdeyken bu oldukça sıkıntı yaratacaktır. Dikkat etmenizde fayda var bu yüzden. Bu
Baskınlar konusunda şunu söyleyebilirim. Pasifiniz gerçekten işe yarıyor baskına gittiğiniz anlarda. Rakibin arkasından çıkabiliyorsunuz pasifiniz açıkken. Çünkü rakibin arkasından çıktığınızda kitle kontrol yemediğiniz için, ilk kitle kontrolü yemediğiniz için rahat bir şekilde hani kendinize güvenerek oynayabiliyorsunuz. Daha önceden yavaşlatsaydı keşke. Bir vuruş daha tankladım. Varus için. Umarım hayatta kalabilir. Canım azken tek başıma ejder kesmeye çalışmam çok iyi olmaz sanırım ama özellikle de bu an tek başıma ejder kesmemi beklemezler diye düşünüyorum. O yüzden başlayacağım. Hops hops hops. İlgisi buralardaymış. Pasifim var. O yüzden dert etmeme gerek yok diyeceğim. İyi kovalamış olduk. Bari gelmişken kırmızımı keseyim. En büyük eksisi rakip ormancının ormanına girmesi diyebilirim. Hani özellikle Lee Sin, Zinzao gibi ormancılara karşı oldukça güçsüz. Çok fazla bir şey yapamıyor rakip ormancı ormanına girdiğinde mağazaların. Hani bunu telafi etmek için biraz daha güvenli bir şekilde oynarsanız, güvenli bir orman rotası çizerseniz, önce ejderi almaya çalışacaksanız, rakip ormancının gelmeyeceğinden emin olursanız rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şu anda çok fazla popüler bir tercih olmadığı için hani insanların mağazaların bu kadar erken aşamada ejder kesmesini beklememesi doğal bir durum. Fakat mağazalar orman daha da çok oynandıkça rakipler erken aşamada ejder kesebileceğinizin farkına varmaya başlayacak ve ejderi totemlemeye başlayacaklar. Size ejder kesmeye çalışırken belki gelip çalacaklar, belki gelip sizi öldürecekler. Buna özellikle dikkat etmek açısından da rakibin bunun farkında olabileceğini bilincinde bir şekilde oynamanızda fayda var. Hani nasıl bir dönem Pantheon ikinci seviyede ejder alabiliyordu. İlk başta insanlar farkında olmadığı için her oyunda ikinci seviye ejderi görüyorduk. Fakat sonrasında insanlar bunun bilincinde olunca doğrudan ejdere gelmeye başladılar 2-3 kişi birlikte ve Pantheon'u kesmeye başladılar. Pantheon'un olayı çok güçlüydü. Eskiden ejder düz atak normal bir şekilde vuruyordu. Büyü hasarı vermiyordu. Bu yüzden Pantheon pasifiyle engelleyebiliyordu ejder vuruşlarını. Şu anda böyle bir şey yok. Büyü hasarı veriyor ejder. Fakat Malzar da erken aşamada kesebiliyor. İkinci seviyede ya da birinci seviyede ejder kesmeyi denemedim açıkçası. Yani Shaco'nun söylediğini denemedim ama üçüncü seviyede tek başına rahat bir şekilde alabiliyor. Özellikle de mavisi varsa. Mavi birazcık gerekli açıkçası ama orta koridor oyuncunuzun ihtiyacı varsa vermekten de çekinmeyin. Hani olmasa da olur ama daha fazla baskın atabilmeniz açısından takımınıza daha çok yardım edebilmeniz açısından ultinizin bekleme süresini ne kadar kısaltabilirseniz o kadar iyi. Çünkü asıl olayınızı sağlayan, asıl savaş gücünüzü sağlayan durum ultinizin önemi. Ultiniz 2,5 saniyelik bir kitle kontrol sağladığı için baskınlarda gerçekten çok fazla iş yapabilmenizi sağlıyor. O yüzden bekleme süresinde azalma ne kadar çoksa o kadar iyi diyebiliriz. Bir de bol bol mana harcıyorsunuz. O açıdan da etkili olduğunu söyleyebilirim. Üst koridorda 3 kişi devam ediyorlar hala oynamaya. Yani üst koridor gitmeye pek yeltenmedim. Gitsem daha iyi olabilirdi ama alt koridoru kazanmaya baktım. Şimdi tekrar alt koridora geldim. Güzel, öldü. Çok kolay olmadı ama zor da olmadı. İkinci eşya olarak Riley'i şu yüzden tercih ediyoruz. Şimdi fullediğimiz yeteneğimiz W yeteneği. Asıl hasar kaynağımız da hiçlik haşerleri. Evet.
Ama bunu yaparken şöyle bir sıkıntı var. Ormanda 5 tane, 6 tane, 7 tane hiç kaşaresi çıkartabiliyoruz. Rahat rahat hasarımızı verebiliyoruz. Ejder'e karşı da bunu yapabiliyoruz ama şampiyonlara karşı bunu yapamıyoruz. Çünkü hiç kaşeleri rakibe yetişemeyebiliyor. Bunun önüne geçmek için Riley'i alıyoruz. Bu sayede hem Riley bize tanklık kazandırıyor hem de Riley'nin rakipleri yavaşlatması sayesinde hiç kaşelerimiz rakiplere yetişebiliyor ve hasarını verebiliyor. Yani çok fazla hasarımız olmayacak bu arada. Bunun da bilincinde oynayın. Hani bir orta koridor mazhar oynuyormuş gibi düşünmeyin. Full kombonuz yaptığınız adam ölecek diye bir durum yok maalesef. Siz daha çok işlevsel oluyorsunuz. Mazhar ormanda oynarken hem eşyaları biraz daha geç kasmış oluyorsunuz. Hem hasar eşyalarından ziyade işlevsel eşyalara yönelik oynuyorsunuz. Bu nedenle takım arkadaşlarınızla birlikte çok yüksek hasarlar ortaya çıkartıyorsunuz. Çok iyi bir oyun ortaya koyabiliyorsunuz. Asıl olay takımınızla birlikte oynamak. Yani tek başınıza çok fazla oynamaya çalışmayın. İlk başta maksimum 5 tane hiç kaşesi oluyor sanırım ama zamanla bu artıyor, 7 tane gördüm ben maksimum. Daha fazla da olabilir. Emin değilim. Çok kötü bir baskındı bu arada. Aşırı kötüydü. Hiç kaşelerini artık kontrol etmek biraz daha zor bu arada. E yeteneğinizi kullandığınız hedefe gidiyor. O yüzden E yeteneğinizi kullanmanız gerekiyor başka bir hedefe. Eğer oradan uzaklaşmalarını istiyorsanız. Hani mavi salarken vesaire sıkıntı olabiliyor. Mavilerini çalacağım, bu yüzden bekliyorum. Lee Sin alt koridora yönelik oynuyor şu anda. O nasıl game? Haklı. Yetenek fulleme konusunda ben ikinci olarak E yeteneğini fullemeyi tercih ediyorum fakat Q'yu fullemek daha iyi olabilir çünkü Q'yu fullediğinizde rakibe susturma süresi artıyor. Bu açıdan önemli bir etki veriyor diyebiliriz. Benim burada olduğumu biliyor mu acaba? Pasifimi o şekilde bozmuş olması. Ne diyorsunuz buna? Güzel. O an bir an yerimde durdum, neden bilmiyorum ama. Umarım ölmez pasifini. İyi, ölmedi bari. Q'yu arttırdığınızda hasar artıyor, susturma süresi artıyor. E yeteneğinizi arttırdığınızda bekleme süresi azalıyor, taban hasarı artıyor ama bayağı bir artıyor taban hasarı. Ben bu yüzden E yeteneğimi geliştiriyorum. Ama dediğim gibi Q'yu fullemek daha iyi olabilir. Oyun tarzınıza göre ya da bulunduğunuz oyuna göre karar verebilirsiniz. Yani ben tam bir kıyas yapamadım açıkçası. Hasar çok fazla arttırdığı için en azından hani o şekilde bir hasar kazanmak daha etkili olur diye düşündüğüm için E'ye vermeyi tercih ediyorum. Ama Q'nun susturma süresini arttırması da önemli bir kitle kontrol diyebiliriz. Ejder'e 1 dakika kaldı. Ya Ejder çıktığı gibi almaya çalışıyorum ben mazhara oynarken. Çünkü dediğim gibi alması gerçekten kolay. Objektif kontrolü konusunda çok güçlü. Dakika 25'te tek başıma Baron kestiğim oldu. Ya birazcık kasmıştım. Birazcık kasmayı gerektiriyor ama tek başıma hiçbir şekilde yardım almadan dakika 25'te Baron kesebildim yani. O derece bir güce sahip objektif kontrolü konusunda. Eski mazhar da ormanda oynanıyordu bu arada. Hani bu kadar kolay değildi ama LCS'de bile oynandığına rast gelmiştim bundan 2-3 sezon önce. Bir de Mazhar'ın ultisi eskiden doğrudan belli bir hasara sahipti artık. Kendi hasarından ziyade o eski W'sunun 6 açtığı hasara sahip. Asıl Mazhar'ı hasarı veren olay hiç kaşelerini kullanabilme olayı. Bizimkiler savaşıyor gibi. Lee Sin haritanın diğer tarafına attı resmen Lee Sin'i. Pardon, Lee Sin diyorum. Veigar'ı. Bu aralar neden bu kadar karıştırıyorum ya isimleri? Gerçekten çok fazla karıştırıyorum isimleri. Ulti atmadan önce mutlaka W'nuzu kullanın öncesinde. Çünkü siz ulti attığınız sırada rakip yerine sabitlenmiş bir şekilde kaldığı için sürekli içli kaşeleri ortaya çıkartıyorsunuz. Bu içli kaşeleri de rakibe vurmaya devam ediyor. Bu sayede
Asıl hani hasarınızı, asıl geliştirdiğiniz yeteneğinizi kullanabiliyorsunuz. Ben gidiyorum bundan. Tek başıma bir şey yapabilecekmişim gibi gelmiyor çünkü. Ciddi olamaz. İyi bari E bırakabildim ölmeden önce. Sion'u burada beklemiyordum. Işından mı attı? Fark etmedim attıysa. Şu totemi keserse güzel olabilir bir Varus. Niye bu kadar çok karıştırıyorum isimleri? Bugün çok uzun zamandır yapmadığım bir şeyi yapmaya başladım. Yani ne zamandır aklımda vardı. Sabah kalkıp koşuya çıkacağım diye ama bir türlü yapamıyordum yani. Sadece aklımdaydı. Bugün bunu gösterebildim. Yani bunu yapabilme cesaretini gösterebildim. Sabah koşuya çıktım. Nasıl olduysa gittiğim yolları unuttum. Hani o derece bir unutkanlık, dalgınlık söz konusu üzerimde. Niye bilmiyorum. Umarım ciddi bir durum değildir. Ya sağlıktı, ölümdü vesaire bu tarz şeyleri çok fazla dert eden bir insan değilim açıkçası ama yani zihinsel sağlık önemli ya. Bu arada ejderi çalabileceğimi düşünmüyorum, o yüzden gitmedim yani. Az önce söylediğim şey umarım bir anlam ifade etmiştir. Yani yüzeysel bakınca oldukça mantıksız geldiğinin farkındayım o cümlenin. Hani sağlık tabii ki önemli. Sağlığını kaybedince diğer her türlü şeyden daha az zevk almaya başlıyorsun. Farkındayım. Ölüm hani zaten doğrudan bitmesi her şeyin. Ama çok derin konular olduğu için hani yüzeysel bir cümleyle açıklamaya çalıştım kendi düşüncelerimi. Umarım anlamışsınızdır. Daha da hani bir LOL videosunu felsefeye ayırmayalım. Sion'u keselim. Sion da split push'a doymadı. Ulti kullanmaz umarım. Bir Riley efektini alabilseydim Lee Sin'in üzerine çok kolay olacaktı ama her şey. Ben oradan uzaklaşıyorum Sion beni öldürmesin diye pasifiyle. E yeteneğini önce küçüklere kullanıyorum ormanda. Bu sayede her diğer yaratığa 8 kişinde E yeteneğinin pasifi sayesinde mana kazanıyorum. Manamın azaldığı zamanlarda bunu yapmak oldukça işime yarıyor. Yani küçük yaratıklara E atarak başlamanın nedeni bu yani. Aynı zamanda hani ormanı daha hızlı kesebilmemi de sağlıyor. Koridor da minyon kontrolü konusunda Malzahar şu anki haliyle pek ideal değil açıkçası. Yani W yeteneğiniz sayesinde hiç kaşelerini kullanarak yine biriktirip bir şekilde koridoru ittirebiliyorsunuz ama bir anda bir ittirme değil. Hani rakip takım kulenize odaklandığı sırada yapabileceğiniz bir şey değil ama hani tek başınıza ayrı ittirme yapıyorum derseniz yapabileceğiniz bir şey. Minyon dalgası kontrolü açısından söyledim bunu. Bir de yetenek gücü çok bariz bir şekilde kasmadığınız için, daha işlevsel kastığınız için birazcık uzun sürebiliyor. Şu nerede diye bakınıyordum da. Pasif bu arada gerçekten güçlü mağazaların. Hani şu anda oyunun en güçlü pasiflerinden biri olarak düşünüyorum ben. Olması gereken bir pasifti ama bu. Yani mağazalara ne katacaksın deseler bana hani güçlendirmek için.
Ben de bu tarz bir şey söylerdim muhtemelen. Hani bu aklıma gelmezdi. Ama buna benzer bir şey söylerdim muhtemelen. Çünkü mobillik ile pek alakası olmayan bir şampiyon. Hani Mazhar'a mobillik düşünemiyorum, böyle ileri atılma, ne bileyim uçma, kaçma, zıplama falan, bu tarz bir şeyi Mazhar'ın üzerinde düşünemiyorum açıkçası. Ama hani güçlü olması gerekiyor bir şekilde hayatta kalabilmesi için. Bu yüzden de en hani uygun pasifi vermişler diye düşünüyorum. Kırmızı çarpanmanın olayı da şu bu arada. Rakip ormancı eğer size odaklanabilecek, sizin işlerinizi zorlaştırabilecek bir şampiyonsa, kırmızı çarpı aldığınızda hani birebir gücünüz oluyor. Çok fazla sizinle mücadele etmeye yanaşamıyorlar. Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Ya karşıda Lee Sin, Xin Zhao gibi ormancıları olduğunda Akıncı Palas'ı tercih ediyorum. Onun dışındaki durumlarda daha rahat baskın atabilmek için Sinsi Kılıç'ı tercih ediyorum diyebilirim. İsmi Sinsi Kılıç değil mi onun? Bir bakmam lazım. Aynen Sinsi Kılıç. Çok az canlı kaçtılar ya. Lee Sin ve Vayne. Ejder'e 1 dakika kaldı. Ejderler özellikle oyunun uzayacağı durumlarda, hani bunu sezebiliyorsunuz maça bakıp, çok önemli. Çünkü kadim ejder daha önce aldığınız ejderlerin verdiği güçlendirmeyi iki katına çıkardığı için hani bir anda oyunu bitirebilmenizi bile sağlayabiliyor. Barondan çok daha fazla iş yaptığı durumlar oluyor. O açıdan hani ejderlere dikkat etmekte fayda var. Birazcık şans işi. Hani çıkan ejderler. Özellikle Alev ejderi çok fazla iş yapıyor. Hani en güçlü ejderim ben Alev ejderi ve Toprak ejderi. Daha doğrusu Dağ ejderi mi deniyor isim olarak. Onun olduğunu düşünüyorum. Hani diğer ejderleri de olabildiğince almaya çalışmakta fayda var tabii ki. Ama özellikle bu ejderler geldiğinde kaçırmamak lazım. Biz şu ana kadar iki tane Okyanus ejderi almışız. Okyanus ejderi de güzel aslında. Daha çok poke kompozisyonlarında, yani dürtme kompozisyonlarında iş yapıyor ama doldurulabilir iksiri satacağım. Aslında Lianjie'ye de gidebilirim. Ama aşırı büyük sopayı almışken devam etmek istiyorum. Zhonya'ya çıkacağım. Rakipte çok fazla kitle kontrol olduğu için hani olur da rakibin arasında kalırsam diye böyle bir eşya tercihi yapmak istedim açıkçası. Aynı zamanda bekleme süresinde azalma da veriyor. Veigar'a mavi vermem gerekiyor artık. Bundan sonraki mavilere Veigar hak ediyor açıkçası. Az önce rakip çalmış olmasaydı hani bizim maviyi verecektim zaten. O yüzden bir bekleme süresinde azalma ihtiyacım olacak. Anla ki başladığım anda mavi ziynet geldi. Ulti atması. Çok güzel. Varus da Yasuo da çok iyi oynadı. Çok iyiydi gerçekten. Yavaşlattık. Çok iyi toplandı takım. Ben diyorum mini haritada bir kırmızılık var. Kim geldi bu kadar hızlı bir şekilde? Sion pasifiymiş. Gerçekten Sion pasifini unutuyorum. Kaç oldu bu? Zhonya parası çıksın diye ormana döndüm tekrardan. Altın değerlerini sürekli değiştiriyorlar eşyaların. Hani bir alışılma durumu olmuyor. İnsan bir emin olamıyor. Aha param yetecek mi şimdi? Eskiden çok fix temizdi yani. Hep Zhonya'nın bitmesi için 500 altın kalmasına yönelik oynuyordum. Hep onu aklıma getiriyordum. Artık öyle bir durum yok tabii. Demek 3 tane okyanus ejderi aldık üst üste. Rakip hangi ejderi aldı? Onlar dağ ejderini almış. Bilmiyorum, dağ ejderi her türlü daha kuvvetli geliyor. Yani oyunun gidişatına daha çok etkisi var gibi sanki. Eğer okyanus ejderi savaş içerisinde de etkiliyorsa aslında güçlü. Ama savaş içerisinde etkiliyor mu emin değilim. Aa, az önce sanki mana kazandı. Savaş içerisinde de etkili olabilir. Ben alt koridora gideyim diyeceğim. Baron almazlar değil mi? Hani alt koridora gittiğim sırada. Gerçi alabilirler ya. Üst koridora yönelik oynamam daha iyi olur o yüzden. Ziyneti değiştirebilirim.
Yalnız bir şey diyeceğim. Ben Zonya'yı aşırı büyük sopayı tamamlamak için alacağım dedim. Zonya artık aşırı büyük sopadan yapılmıyor. Unutmuşum resmen. Yemeyeceğim kitle kontrolü, o yüzden sıkıntı yok diyecektim. Düz atak yap kırdı. Ama sıkıntı yok yine de. Sion'un hasar nasıl yedim buradan? Adam buraya çarpıyor, ben oradan hasar yiyorum. Anla ki. Şaka da iyi oyalıyor. Gerçekten kekoluk oldu biraz. Yorumlarda görebiliyorum, hani daha videonun bu kısmına kadar izlemeden önce sadece bari aşırı büyük sopayı Zonya'yı tamamlayayım dediğim kısmı düşünerek birilerinin yorum yapacağını şimdiden görebiliyorum yani. Direkt gözümün önünde canlandı. Yine W mesela şurada ortaya çıktı. Kusura bakmayın benim hatam. Aşırı büyük sopadan Zonya olmuyor artık. Tekrardan söylüyorum. W bu alanın içerisindeki herhangi bir noktada ortaya koyarsanız çıkabiliyor. Şöyle göstereyim tekrar. Hops. Ama bir duvarın üzerinde kullanacak olursanız duvarın hani daha yakın olduğu bölgesinde ortaya çıkıyor. O yüzden Gromp'u keserken sakın şuraya yönelik atmayın. Hani Gromp'un üzerine attığınızda duvarı da hesap edip şuraya atabiliyor. Çok fazla zaman kaybediyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Oyun başında sıkıntı çekebilirsiniz bu yüzden. Diğer türlüsü hani burada daha çok oluyor. Burada da şuraya atmaya çalışırken şuraya gidiyor genellikle. Dikkat ederseniz yararınız olur. Hani deneyimleyip zaten siz de bu hatayı yapmaktan vazgeçebilirsiniz. Ben hala yapıyorum yani, ara ara gözden kaçırırım. Şu an kesebiliriz bence. Çok güzel Veigar'ın hasar gördünüz mü? Şuf şuf diyor ya, resmen şuf şuf diyor. Hiç oldu mu, karakterin doğasına aykırı ya. Riley'i almanın en iyi yanı Mazlara sonsuza kadar yavaşlatma sağlıyor olması. Yani sonsuza kadar dediğim E yeteneği bir tane kadar tabii ama anladınız siz. Yani Riley'i aldınız, E yeteneğinizi rakibe atacaksınız, W'yu açacaksınız. Zaten hiçlik aşağılarınız E yeteneğinizin üzerinde bulunduğu rakibe odaklanıyor. Bu sayede rakip yavaşlatıldığı süre boyunca sürekli olarak hasar vermeye devam edebiliyorsunuz o kişiye. Oldukça güçlü bir eşya tercihi. Hani manzara inanılmaz güçlendiren bir eşya Riley. Hem tanklık da sağlıyor. Hani bir ormancının tank olmasını istersiniz değil mi? Takım savaşında biraz daha önde durabilmesini. Hem pasif sayesinde hem aldığınız bu Riley eşyası tercihiyle birlikte biraz daha iyi yapabilmeye sağlıyor bu. Hani yetenek gücü ormancıların çok fazla yapamadığı bir şey olarak söyleyebiliriz bunu. Sion ne ara üst koridora geldi? Veigar aldı değil mi? Ucundan Q attı. Ejder'e az zaman kalmış. Ejder'e gidebiliriz. Rabadon ilk defa çıkacağım. Eğer çıkarsam. Yani normalde eşya dizilimimi şu şekilde yapıyordum. İlk Akıncı Palası Rün Feryadı. İkinci olarak. Bir saniye. Q yeteneğimin susturması sayesinde iptal ettim. E yeteneğine basamadı yani. Yani E yeteneğini kullandı ama İkinci kez kullanamadı. Akıncı Palası sonrasında Riley'i, sonrasında da maske tercihi yapıyordum. Bu şekilde gerçekten güçlü oluyordu. Ama Zonya'nın gerektiği durumlar da oluyor bunun gibi. Bu maçta hani önemli bir etkisinin olduğunu düşündüm. Gerçi takım olarak iyi kastığımız için çok gerekmedi. Sadece bir durumda kullanmam gerekti ama genel anlamda güçlü bir eşya Zonya'da.
O yüzden onu da erken seçim olarak alabilirsiniz. Rabadon parası çıksın bakalım. Oyunlarım hiç o kadar uzamadı ama. Hani tam eşya dizimine ulaşacak kadar. Genellikle 30-35 civarında bitiyordu mağazalar orman oyunlarım. Eğer takımınıza mağazalar orman gelirse, hani takımınıza Warwick gelmiş gibi düşünün. 6. seviyeden önce, daha doğrusu mağazalar 6. seviyeye ulaşmadan önce böyle aşırı riskli oyunlar yapmaya çalışmayın. Rakip ormancının gelebileceği fakat sizin ormancınızın yardım edemeyeceği ihtimali üzerine oynamaya çalışın. Bunu beklediğinizde gerçekten değiyor diye düşünüyorum. Çünkü 6. seviyeden sonra hani baskın attığında başarılı olmamanız gibi durum neredeyse imkansız. Çünkü 2,5 saniyelik bir kitle kontrolden bahsediyoruz ve cıvalı kuşak çıkması için de çok erken oluyor rakibin. Hani mağazalar 6. seviyeye ulaştı, daha rakip koridor eşyalarını çıkıyor olacak. Cıvalı kuşağı oyunun en azından böyle bir orta seviyelerinde çıkmış olacak. Bu da baskınlarınıza garanti bir 2,5 saniyelik kitle kontrolü anlamına gelir ki gerçekten önemli bir etki. Bu arada tek başıma baronu da göstereyim. Varsa rakip mavi onu alıp öyle yapayım hatta. Daha rahat oluyor çünkü. Tamam yapalım bakalım. Yani dakika 36 gayet normal olacak ama yine de baronun da seviye atladığını düşünürsek bence sıkıntı yok göstermekte. Dediğim gibi dakika 25'te tek başıma baron aldığım oldu. Baron alan hasar verdiği için her halükarda hasar yiyorsunuz. Ama hani hiçlik haşerleri olmasaydı çok çok daha fazla hasar yiyor olurdunuz. %35 bekleme süresinin azalmayla zaten hiçlik haşerleri hiç bitmiyor. Bu şekilde tek başınıza baron alabiliyorsunuz. Canım çok azdı o yüzden riske atmak istemedim. Base attım. Deneyin, arkadaşlarınıza gösterin. Oynayın. Güzel yani. Hani League of Legends'ın böyle güzel olduğunu düşünüyorum ben. Yeni şeyler deneyerek. Beklenmedik şeyler yaparak. Dörtte dört. Maalesef ben aldım onu. Denedim bırakmayı. Yalnız çok güzeldi. Veigar inanılmaz hasar verdi orada. Duvar arkası olunca tahmin de edemediler tabi. Bitirin bari bunun üstünde oynamayız zaten. Güzeldi ama bayağı güzeldi. Işından atlasıyor. Kaçmak için mi yaptın bunu? Lebate. Bu Le diye okunuyor sanırım Fransızca. NineGag'de bir ara çok fazla türemişti. Yani her şeyin başına L getiriliyordu. Kesebiliriz bence Sion'u Veigar'la birlikte. Kitle kontrolleri aynı anda atmayın, birleşmesinler. Onun yerine şu şekilde attığınızda çok daha mantıklı. Önce biriniz atsın, onunki biterken ikinciniz atsın. Bu sayede hani bitmek bilmeyen bir kitle kontrolden bahsedilebilir, söz edilebilir. Kaşeleri bu arada çok çok uzaktan hasar verebiliyor. Yani siz bambaşka yerlere gidiyorsunuz, hiç kaşeleri devam ediyor hasar vermeye. Bu da apayrı bir olay zaten. Gördüğünüz üzere yani ben neredeyim, hiç kaşeleri nerede ama takip ediyorlar.
çok da ayrı bir eğlence unsuru diyebilirim. MMORPG'lerde vardır ya. Evcil hayvanınızı, petinizi agresif moda alırsınız. Siz bambaşka bir yerde oturursunuz, beklersiniz. Petiniz o arada size deneyim puanı kazandırır. Buradan da malzar ile bu olayı yapabiliyorsunuz resmen. Ben burada dans etsem acaba? Aynen, hiç kaşelleri de vuruyor bu sırada. Yemeyeceğim Sion ultisini pasifim sayesinde. OP OP OP. O kadar minyonun arasında. Lisanların üstüme geldiğini fark etmedim, biliyor musunuz? Zonya basardım yoksa. Şuraya doğru atıyor gibi düşündüm nedense. Yani E sesini duydum. Hıa diye bağırmasını duydum ama şuraya doğru atıyordur diye düşündüm. Minyondan göremedim sanırım. Baya güzel oyundu. Yani gerçekten keyif aldım. Size de tavsiye ediyorum. Tekrar söylediğim gibi. Keşke ayakkabı güçlendirmeleri hala devam ediyor olsaydı. Bu arada ziynetinizi erken safhada, daha doğrusu erken safha dediğim 9. seviyede kahin dönüşümüne çevirebilirsiniz. Objektif kontrol konusunda size yardımcı olacaktır. Ben bu oyunda yapmamayı tercih ettim. Sürekli görüş totemi aldığım için çok fazla ihtiyaç duymadım açıkçası. Güzel bir oyundu. Dediğim gibi. Artıları eksileri bu şekilde. En büyük eksileri 6. seviyeden önce baskın konusunda etkisiz olması ve rakip orman oyuncularının sizin ormanınıza girmesi konusunda çok fazla bir şey yapamaması. Artıları gerçekten güzel bir kitle kontrole sahip, güzel bir hasara sahip, hani işlevsel bir ormancıya oranla güzel bir hasara sahip. İnanılmaz iyi objektif kontrolü var. Oyunun erken safhasında ejder güçlendirmesiyle başlayabiliyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir etki. Böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.